Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve iki güzel sistemi sizlere tanıtacağım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bu sistemlerden bir tanesi RTX 3060'lı ve aynı zamanda AMD Ryzen 5 3600 işlemciye sahip olup 9999 TL'den şu an satışa çıkmış bir sistem. Bir diğer sistem ise RTX 3060 Ti ekran kartlı ve Ryzen 5 5600X işlemciye sahip olup 13.499 TL'den Gamingken TR üzerinde satışa sunulmuş sistemler efendim. Şimdi gelin videonun geri kalanında hem bu sistemler üzerinden konuşalım hem de neyi ne şekilde yapmanız gerekiyor anlatayım. Buyursunlar. Yani biliyorsunuz dolar 10 lira oldu. 10 liranın çevresinde böyle dolanıyor ve teknolojik aletlere de haliyle bir hayli fazla yansıyor bu durum. Doların artışıyla birlikte, gün geçtikçe artışıyla birlikte teknolojik aletlerde, özellikle fiyatlarda yansımaları görüyoruz. Dün alınmayan bir teknolojik ürünün bugün daha ulaşılması zor hale geldiği aşikar. İşte tam bu noktada oyun sektörü içerisinde yer aldığım için oyun sektörü içerisinde oyuncuların ihtiyaçlarını benimsemeye çalışan ve buna karşılık oyuncuların ihtiyaçlarını uygun fiyatla, en hızlı ve en güvenilir şekilde sunmaya çalışan Gamingken TR ekibi bana ulaştı ve dediler ki biz seninle 2 adet bilgisayar sistemi çıkmak, insanlara tanıtmak istiyoruz. Mümkün müdür dediler. Ben dedim ki mümkündür ama şöyle bir şartım var. Bir, piyasadaki toplanacak sistemin içeriği neyse piyasadaki diğer ürünlere göre daha uygun fiyatta olacak ve videonun sonunda da bahsedeceğim bir güvence çok önemli dedim. Ve bunlar hani okeylendi aramızda ve bir sistem oluşturulmaya başlandı. Ve Gamingken TR tarafından 2 adet sistem oluşturuldu. Şu anda ekranda gördüğünüz birinci sistem Easter Gamers 3060 isimli sistem. İkinci sistem de yine şu anda ekranda gördüğünüz Easter Gamers 3060 Ti'li sistem efendim. Olayımız bu. Şimdi bu olayı gelin teknik detayla detaylandırıp bunların performanslarından bahsedip sonucunda da fiyatından söz edelim. Ama oraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 300 adetle sınırlı bu iki sistemi şu anda aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmında gidebildiğiniz Gamingken.tr adresinde ekranda da görüyorsunuz. Satın alabileceksiniz bilginize. Bu videoda bunun dışında monitörlerden ve bazı ekipmanlardan bahsedeceğim. Bir monitörden ve ekipmandan bahsedeceğim. O ekipmanları da yine Gamingken.tr üzerinde şu andan itibaren satın alabiliyorsunuz. Tüm sistemler şu anda açık satın alım için bilginize efendim. Bahsettiğim bu sistemlerin teknik detaylarını açarak oyun performanslarına ve sistem özelliklerinden bahsedeceğim. Ben hususları anlatırken farklı farklı oyunlardan performans testlerinde yine ekranda görüyor olacaksınız. Öncelikle dilerseniz Easter Gamers 3060 ile başlayalım. Easter Gamers 3060 içerisinde nasıl bir sistem özelliği var? Bunu görelim. Easter Gamers 3060 sistemi efendim anakartı olarak Asus'un Asus Prime B450MK2 isimli bir anakart modelini kullanıyor. Bunun yanında Nvidia'nın defalarca anlattığım Nvidia'nın RTX, Nvidia'nın DLSS ve Nvidia'nın Reflex teknolojilerini destekleyen bu teknolojilerden bahsetmek gerekirse Nvidia RTX gerçek zamanlı ışın izleme ve gölgeleme teknolojisi gerçekçi oyun görüntülerini oluşturmak adına GPU'dan yani ekran kartından sağlanan bir gelişimin ortaya çıkarmış olduğu bir meyve aslında bu. Önceki nesil GPU'lardan 2 kat daha hızlı çalışmayı sağlayan bir sistem. Ve bunun yanında DLSS adında bir sistemimiz var. Sadece GeForce RTX ekran kartlarının üzerinde yer alan tensör çekirdeklerinden güç alan, yapay zeka devreye sokulduğunda görüntü kalitesi düşmeden FPS artışı sağlayan bir sistem olan DLSS'i de destekleyen bir ekran kartı. Aynı zamanda Reflex teknolojisi özellikle Fortnite, Apex, Valorant gibi oyunlarda oyun içinde GPU yoğun sahnelerde ayarlarda sistem gecikmesini azaltan, oyunlarda aktif edildiğinde daha iyi bir duyarlılık gösteren, FPS artışı sağlayan, bilgisayarda yapılan işlemlerde daha hızlı yanıt süresini bizlere sunan, ekran gecikme süresini ölçmek ve azaltmak için kurulmuş bir platform olan Reflex teknolojisini destekleyen hangi ekran kartımız var bu sistem içerisinde? Hemen onu söylüyorum. Asus'un Dual RTX 3060 ekran kartı mevcut efendim. İşlemci kısmında AMD Ryzen 5 3600 MPK isimli bir modeli kullanılıyor işlemci noktasında. Bunun hakkında da bilgi vermem gerekirse düşük fiyatlı, aslında fiyat performans ürünü diyebiliriz. Oyun ve uygulamalarda oldukça iyi bir performans gösteren, PCI 4.0 desteğe bulunan, gelen soğutucusunun yanında düşük güç tüketimi de sağlayan ve kilitsiz çarpan ile geriye dönük uyumluluğuyla ön plana çıkan bir işlemci AMD'nin Ryzen 5 3600 MPK isimli işlemcisi. RAM kısmında ve
SSD kısmında Kingston marka tercih edilmiş Gaming.tr tarafından. RAM kısmında efendim Kingston'ın Fury Beast 16 GB bir RAM'i kullanılıyor. SSD kısmında Kingston'ın NV1 model, yani NV1 model dediğimiz 500 GB'lık bir SSD'si var. Kasa kısmında Asus'un TUF Gaming GT301 model kasası. Güç kaynağı kısmında ise Asus'un TUF Gaming 550B isimli bir güç kaynağı kullanılmış. Acer Gamers 3060 isimli bu sistemde. Dediğim gibi bu sistemi şu anda Gaming.tr üzerinde satın alabiliyorsunuz. Ekranda oyun testlerinden performansları gördünüz. Kasanın kendisini gördünüz. İçerisindeki teknik detayları sundum. Peki fiyatı ne? Fiyatı şu anda dediğim gibi sınırlı sayıda olan bu ürünün fiyatı 9.999 TL'den satışa sunulmuş durumda. Bu birinci ürünümüzdü. Gelelim şimdi ikinci ürün olan Acer Gamers 3060 Ti isimli sisteme. Anakart kısmında Asus'un Prime B550MK isimli bir modeli kullanılmış. Ekran kartında teknik detaylardan az önce bahsettim. Burada tek farkımız 3060 yerine 3060 Ti bir ekran kartının kullanılması. Asus'un DualRTX 3060 Ti ekran kartı şu anda bu sistem içerisinde yer alıyor. İşlemci kısmında AMD Ryzen 5 5600X MPK isimli bir işlemcisi var. Bu işlemci Ryzen 5000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olarak geçiyor. Etkinleştirilmiş 6 çekirdekli tek bir CCD'ye sahip bir işlemci. Oyunlarda iddialı olmasının sebebi ise %19'a kadar varan IPS kazanımı olarak notlara geçmiş efendim. Bunun yanı sıra RAM kısmında Kingston Fury Beast adında 16 GB'lık bir RAM'imiz var. Az önce teknik detayından bahsettim. 3060'lı kasada yine aynı RAM. SSD kısmında yine 3060'lı sistemde bahsettiğim teknik özelliklere sahip olan Kingston NV1 500 GB'lık bir SSD. Kasada yine güç kaynağı ile birlikte 3060'lı sistemde tercih edilen Asus'un TUF Gaming GT301 kasası ve Asus'un TUF Gaming 550B güç kaynağı kullanılmış. Efendim şu anda da bu sisteme de Gaming.tr üzerinde teknik detaylarından bahsettiğim Acer Gamers 3060 Ti isimli bu sistemi de ne yapabiliyorsunuz? 13.499 TL'den Gaming.tr adresinden satın alabiliyorsunuz. Efendim sistemlerin teknik detayları, sistemlerin olayından bahsettim. Gelişmesinden bahsettim, bu işin gelişim kısmından bahsettim. Oyun performansları yanı sıra teknik detaylarından bahsettim. Şimdi gelelim sonuç kısmına. Sonuç kısmına gelirken şunu da söylemek istiyorum. Bu video içerisinde anlattığım 3060 ve 3060 Ti'li sistemlerden herhangi bir tanesini aldığınızda bu sistemleri alan kişilere özel monitör, kulaklık, klavye ve mouse gibi ürünlerde de belli başlı indirimler var. Şimdi onlardan da söz edeyim dilerseniz. Asus'un 2K'lık bir monitörü var. Asus TUF Gaming VG27AQ1A 27 inçlik 3199 TL yerine 2799 liradan alabildiğiniz 2K IPS panel 170 Hz 1ms bir monitörü var. Şu anda bu monitörde satışa sunulmuş durumda. Yine bunlar dışında Asus TUF Gaming'in bir oyuncu kulaklığı, yine aynı zamanda mekanikli bir klavyesi ve yine Asus TUF Gaming'in M3 RGB Gaming mouse'u da sitede satışa sunuldu. Bunların tüm linklerini aşağıdaki açıklamalar kısmında da vereceğim sistemlerle birlikte. Onlara da tıklayıp gider bakmak isterseniz bakabilirsiniz efendim. Geldik işimizin gelelim işin sonuç kısmına. Sistemleri dediğim gibi gösterdim. Umarım hani kafanıza yatan ve sizler için uygun fiyatlı olmuş sistemler olarak karşınıza çıkmıştır. Bu sistemleri Gaming.tr üzerinden şu an satın alabiliyorsunuz. Fiyatlarından bahsettim. Alınabileceği yeri tekrar şimdi söyledim. Tekrar fiyatlarını da söyleyeyim. 9.999 TL 3060'lı sistem, 13.499 TL'de 3060 Ti'li sistem şu anda satışta. Bu sistemlerle alakalı sadece bu sistemler değil, bu site içerisinde alışveriş yaptığınızda, yaptığınız herhangi bir alışverişle alakalı olur ya, teknik bir sıkıntı yaşarsınız ya da bir problem yaşarsınız. Lütfen hani Gaming.tr'ye ulaşabildiğiniz kadar bana da ulaşmaya çalışın. Benim Instagram sayfamdan, benim Twitter adresimden, yine aşağıdaki açıklama kısmında görebilirsiniz. Bana ulaştığınızda fatura bilginizle bana ulaşıp ben Gaming.tr'ye sizlerin faturasını gerekirse ulaştırıp bu sistemlerin, bu işlerin daha hızlı çözülmesinde de ben de aracı olur, ben de sizlere yardımcı olurum. Çünkü ben şu an bir şeye vesile oluyorum. Yani sizin bir yerden bir ürün almanıza vesile oluyorum ve burada ben de sorumluyum. Haliyle bu yüzden
herhangi bir problem yaşadığınızda hiç çekinmeden benden de bana da ulaşabilir ve ben yani gerçi problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ama olur ya bir problem yaşarsanız bana da ulaşarak işlemlerin daha hızlı şekilde yürütülmesini ve sizin güvenli bir şekilde para verdiğiniz, emek verdiğiniz bu sistemlere ulaşabilmenizi, bu ürünlere ulaşabilmenizi ben sağlarım bilginize. Şimdilik Gaming Gen'in söylediğine göre şu, biz yapana kadar en iyisi bu dediler, görelim.